Cimcim, artık bu resmin bir rezalet olduğuna oy birliğiyle karar verdiğimize göre yırtıp atmanın zamanı geldi. Daha ben oyumu vermedim İhsan. Ne? Şunu kafana iyice sok İhsan. O resim kursuna gideceğim ve bu resme dokunmana da izin vermeyeceğim. Çünkü bence bu çok güzel bir resim. Hatta o kadar güzel ki herkesin görebilmesi için de onu buraya koyacağım. Yapma Sevinç, ben o masada yemek yiyorum. Bundan sonra bu arkadaşla beraber yiyeceksin. Ve eğer bu resme dokunacak olursan... Dokunacak olursam ne? Onu gece yattığımızda tekrar sor. Sevinç, hep böyle tehdit ediyorsun beni ya. Tamam tamam, dokunmayacağım resmine. Söz veriyor musun? Veriyorum. Duymadım İhsan. Veriyorum, veriyorum, veriyorum. Şimdi duydun mu? Duydum efendim, gayet net duydum. Hatta kapı kapalıyken dahi duyabildim. Ne var İhsan, ne istiyorsun? Beyefendi, benim kevgirim bozuldu. Acaba sizinkini ödünç alabilir miyim? İçeri girsenize İrfan Bey. Nasıl bozdunuz kevgiri? Ama sormayın efendim. Ben makarnayı kevgirin içine koydum. Açtım musluğu, akıyor sular. Bekliyorum süzülsün. Yani sular süzüleceğine taşmasın mı? Ya merakıma mağlup oldum. Beyler 45 dakika geçti. En nihayetinde kevgiri kaldırdım, baktım. Bir de baktım altında delik yok. Deliksiz kevgir olur mu İrfan Bey? İşte ben de bunu düşünüyordum hanımefendi. O arada baktım çorba kayıp. Çorbayı mı kaybettiniz? Evet efendim, ben makarnaları kevgire koymadan önce çorbayı da başka bir kaba koymuştum. Bulabildiniz mi sonra? Buldum canım, altından kaçmış. Delik mi varmış kabın altında? Sormayın Sevin canım, yüzlerce yüzlerce yani beyler. Malzemeden çalmanın bu kadarı. İrfan Bey, sakın siz kapla kevgiri karıştırmış olmayasınız. Olur mu Sevin canım? Bir tanesinde delik olur, öbüründe olmaz. İşte benimkiler ters çıktı. Anlaşıldı İrfan Bey. Ben size delikli bir kevgir getireyim. Çok teşekkürler. Hey Yorgo Bey, nasılsınız efendim? Eşiniz Feraye Hanım nasıllar? Biraz sinirliler. Öyle mi? Neden? Şu adam yüzünden. Bakayım. Şimdi bu adamı siz böyle bulduğunuza göre asıl siz sinirli olmalısınız. Hayır hayır canım, yanlış anladınız. Burada Sevinç Hanım'ın imzası var. Yani ben Sevinç Hanım'ın böyle şeyler yaptığını bilmiyordum. Yok yok, yapmaz. Bugün pantolonu çizmeye vakti olmamış. Haftaya komple giydirecek. Yok ama sakın giydirmesin efendim. Yani bakın, şimdi burada çıplak insan vücuduyla karşı karşıyayız. Beyefendi, bu müthiş estetik ve göze hoş gelen bir görüntüdür. Mesela ben dün akşam Sevtap'a bunu ikna etmeye çalışıyordum. Çığlık çığlığa evden kaçmadan önce. Neyse. Yani resme dönecek olur. İrfan, resim konusunu kapayabilir misin? Peki efendim, derhal. Şimdi benim büyük dedem çok önemli bir ressammış. İrfan, resim konusunu kapa dedim değil mi? Ya beyefendi, ben resim konusunu kapadım, büyük dedem konusunu açtım. Benim bu büyük dedem çok modern bir adammış. Sultan II. Abdülhamid'in çıplak resmini çizmek istemiş fakat müsaade etmemişler. Aman iyi etmişler. Ya dedeciğime zorla bornoz giydirmişler. Yani... Buyurun İrfan Bey. Çok mersi. Asıl ben sizden başka bir şey daha rica edecektim. Ben 1,5 Urfa yaptım. Gelip bir bakar mısınız? Tabii İrfan Bey. İhsan, ben geliyorum. Pişip pişmediğinden mi emin değilsiniz? Yok Sevin canım, ben pişip pişmediğine eminim. Sadece kebabın 1,5 olup olmadığına emin değilim. Bana biraz eksik gibi geldi de. Bence eksik olan tek şey İrfan'ın kafasındaki tahta sayısı.